Arkadaşlar merhaba. Çözüm 3D yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Diziler bölümü test 6'dayız. AN bir geometrik dizi olduğuna göre A3 çarpı A7 bölü A2 çarpı A8 nedir? Arkadaşlar geometrik dizilerde iki terimin çarpımı ortalarındaki terimin karesidir. Yani A3 ile A7'nin çarpımı tam ortalarında A5 olacağı için bunun karesidir. A2 ile A8'in çarpımı da bunların tam ortasında yine 5 olduğu için bunun karesidir. Dolayısıyla bunları sadeleştirdiğimizde ne buluruz? 1. Dizisinin en küçük terimi kaçtır? Bu bir ikinci dereceden denklem olduğu için arkadaşlar tepe noktasına gitmemiz gerekir. Eksi B bölü 2A biliyorsunuz tepe noktasıdır. 13 bölü 2A'sı 4. Dikkat ederseniz 3.2 gibi bir sayı çıkıyor. Şimdi biz virgüllü sayı yazamayız dizilerde. Buna en yakın olan sayı nedir arkadaşlar? 3. En yakın pozitif tam sayı. Bizim A3'ü bulmamız lazım demek ki. 3 yazmamız lazım. 3'ün karesi 9, 18. Eksi 39 artı 1. Dolayısıyla burası eksi 39 artı 18 eksi 21. Artı 1'den eksi 20 çıkmaktadır. Soldan sağa doğru her şekildeki daire sayısını veren örüntünün kuralı nedir? Burada 2 daire var arkadaşlar. Burada 5 daire var. Burada 2, 4, 5, 10 daire var. Bence yeterli. Bir bakalım. A1, 2 çıkacak. Bu olmadı. Bu olabilir gibi duruyor. A2, 5 çıkacak oldu. A3, 10 çıkacak. Bunda 8 çıktı. A1 bunda 1 çıkıyor. Bu da olmadı. A1 E şıkkına bakıyoruz 2. A2 2'nin karesi 4. 2 daha 6. Bu da olmadı. D şıkkı hepsini sağlamaktadır. Arkadaşlar A2 artı A3 eşittir A6 olduğuna göre B kaçtır? A2 en çift sayı olduğuna göre 2'nin karesi 4. 4 artı A'dır. A3 3'ün karesi 9. 9 artı B'dir. A6 yine çift sayı olduğuna göre 36 artı A'dır. A'lar sadeleşti. 9, 4 daha 13. B'de 36'dan 13 çıkarttık arkadaşlar. 23 olmalıdır. AN artı 1 eşittir. AN artı 3 diyor. Arkadaşlar burada AN artı 1 eksi AN'in 3 olduğunu görüyoruz. Yani herhangi iki terim arasındaki fark 3. Ortak farka R dersek R'nin 3 olduğunu görüyoruz. Yani aritmetik bir dizi. A2'yi soruyor. A10 arkadaşlar A2'ye 11 R ekleyerek bulunabilir. A3'te A2'ye bir tane R ekleyerek bulunabilir. Ve 56 diyelim. R 3 olduğu için şurası 33. Burası 3. Toplamları 36 eder. 2A2 56'dan 36 çıkarsak 20. A2 de buradan ne çıkar? 10 çıkar. Aşağıda verilen sepetlerde bulunan ceviz sayıları ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Arkadaşlar her ceviz iki sepet arasındaki ceviz sayılarının farkları birbirine eşitmiş. O zaman biz buna aritmetik bir dizi diyebiliriz. Örneğin S2'den S19'a ulaşmak için S2 artı 17 R, R ortak farkı olsun, S19'a eşittir. Şimdi S2 ve S19'un toplamı burada gerçi şu da var arkadaşlar. Bakın. S1 ile S20'nin toplamı, S2 ile S19'un toplamı, S3 ile S18'in toplamı. Hepsi bunların birbirine eşittir. Neden? Aritmetik dizilerde hep ortadaki terimler aynı olacağı için şu alttaki indislerin toplamları, yani bakın 1 artı 20 21, 2 artı 19 21. 3 artı 18 21, 4 artı 17 21. Bunlar eşit olduğu müddetçe sonuçlar da birbirine eşit çıkacaktır. Bakın 1, 3, 5, 7, 9 küçük bir örnek verelim. Bir de 11 olsun. Şu ikisinin toplamı 12, bu ikisinin toplamı 12, bu ikisinin toplamı 12. Dolayısıyla bunların toplamı arkadaşlar neymiş? 24. Burada 20 tane terim var. Böyle ikili ikili gruplandırsak 10 tane grup eder. Ve hepsinin toplamları da 24'er olduğu için toplam 240 çıkacak. AN aritmetik bir dizi ve bu dizinin ilk 10 teriminin toplamı 140'tır. Bu ne demek arkadaşlar?
A1 artı A10 bölü 2 çarpı 10, 140. Ne yaptım? İlk terim artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısı toplamı verir dedim ve 140'a eşitledim. Şunları sadeleştirdim. 14, 2 ile çarptım. A1 artı A10, 28 oldu. A10 eksi A1 de 24'müş. Arkadaşlar buradan bunları taraf tarafa toplarsak iki tane A10, A1'ler gidecektir. 40, 48, 52 edecektir. Bu burada bir kalsın. Bakın bize A9 artı A11'i sormuş. İki terimin aritmetik ortalaması ortadaki terim verir biliyorsunuz aritmetik dizilerde. Bunların ortasında A10 vardır. Dolayısıyla A9 artı A11 iki tane A10'a eşit olacağı için dolayısıyla cevabımız kaç çıkar? 52. Bir AN dizisi için A1 240 olmak üzere AN artı 1 bölü AN N olduğuna göre A15 kaçtır? Arkadaşlar şimdi burada A2 bölü A1 çarpı bunları çarpıyorum. A3 bölü A2 çarpı A4 bölü A3 nokta nokta nokta. 15 istediğine göre A15 bölü A14. Şimdi dikkat edin. Hepsi N'e eşit. Yani alttakinin indisi, şu sayısı neyse sonuçları ona eşit. Bu 1, bu 2, bu 3. A15 bölü A14 de 14'e eşit. Ve bu çarpımı yaptığımızda arkadaşlar şunlar birbirlerine götürmekte. A15 bölü A1 birden 14'e kadar çarpım yani 14 faktöriyel olmakta. A1 de 240'mış arkadaşlar. O zaman A15 sayın arkadaşlarım 240 çarpı 14 faktöriyel. 240'ı biz 16 çarpı 15 diye ayırabiliriz. Dolayısıyla bu çarpım ne olur? 16 faktöriyel. Evet, 9. sorumuzdayız. Arkadaşlar dikdörtgenler gidiyor sola doğru, soldan sağa doğru daha doğrusu. Ve bize üçüncüsünün alanı 1 bölü 256 olduğunu söylemiş. Şimdi şöyle söyleyelim. Hep bunlar aynı sırada gidiyor. Yeşil, sarı, mavi. Yeşil, sarı, mavi. Bu şekilde gidiyor. O zaman üçüncü dikdörtgen, yalnız burada kare değil tabii bu dikdörtgen. Üçüncü dikdörtgenin alanı 1 bölü 256 demiş. Arkadaşlar, üçüncü de şimdi şurası 8 olacak. Şöyle grafikte şu değer 8 olacak. O zaman burası da a üzeri eksi 8 olacak. Demek ki dikdörtgenin zaten bir kenarı hep 1, diğeri de a üzeri 8 olduğu için a üzeri 8'in eksi 8'in pardon 256'ya yani 2 üzeri eksi 8'e eşit olduğunu söylüyor. Burada a'nın kaç olduğunu görüyoruz? 2 olduğunu görüyoruz. İlk 10 dikdörtgenin alanları toplamı kaç birimdir demiş. Şimdi o zaman bakın bu kenarlar hep 1 olduğuna göre birinci dikdörtgenin alanı A'yı da biz 2 bulduğumuz için şurası da 2 üzeri eksi. Birinci dikdörtgenin alanı 2 üzeri eksi 1. İkincisi 2 üzeri eksi 2. Nokta nokta gittiğimizde son dikdörtgenin alanı 2 üzeri eksi kaça kadar gidecektik? 10'a kadar gidecektik. 2 üzeri eksi 10. Hepsinin sadece diğer kenarlarını aldık. Çünkü bunlar zaten 1 çarpıldığında onlar gidiyor. X'e 1 yazdık, 2 yazdık falan filan. Arkadaşlar geometrik dizilerin toplam formülü neydi? A1 1 eksi R üzeri N pardon. A1 1 eksi R üzeri N ve 1 eksi R. Şimdi bunun ilk terimi 1 bölü 2. 1 eksi R'si de 1 bölü 2. Kaç terim var? 10 terim var ve 1 eksi 1 bölü 2. Şimdi şurası ne çıktı? 1 bölü 2 çıktı arkadaşlar. Şunlar sadeleşti. Dolayısıyla 1 eksi bunu da yukarı çıkarsak 2 üzeri eksi 10 olur. Cevabımız C. 10. sorumuzdayız. AN bir dizi ve M doğal sayı olmak üzere dizisinin ilk 20 teriminin toplamı 74 olduğuna göre M kaçtır diyor. Arkadaşlar burada seçeneklere biraz gitmek durumundayız. Çünkü M'in alacağı değerleri en rahat bu şekilde bulabileceğiz. Tek tek deneyeceğiz. Bakın nasıl deneyeceğiz? Ben doğru cevap üzerinden gideyim. Mesela 19 olduğunu düşünelim M'in. Şimdi 18. terime kadar tamamen 4 diye gidiyor. 4,
4. Bu şekilde kaç terim var? 18 terim var. 4 kere 18 kaç yapar? 72. Son iki terim, 19. ve 20. terim arkadaşlar buna göre gidecek. Burada 2mπ olduğu için 19 ve 20 de yazsak hep 2π ve katlarını eklemiş oluyoruz. Sinüs 90'a 2π ve katlarını eklediğinizde hep y eksenine gelirsiniz ve onların da değerleri 1-1 olur. Dolayısıyla sonuçta kaç çıkar? 74. Demek ki M19 olduğunda sonuç 74 çıkıyor. 12. sorumuzdayız. Arkadaşlar AN eşittir 3N artı 12 ve BN eşittir 5N artı 2 olarak veriliyor. Ortak elemanlarından farklı ikisinin toplamı en az kaçtır? 11. sorumuz. Şimdi burada arkadaşlar 3N artı 12 ve 5N artı 2 K olsun. Biz bu K'ya 3 ekleyelim. 3N artı 15 ve 5N artı 5 oldu. Bakın burası 5'in katı, burası 3'ün katı. Her ikisinin de katı 15'in katı. Yani K artı 3 15'in katı. Ne olabilir? Buraya 1 verelim. 12 olabilir K. Yani K artı 3 15 olur. K 12 olur. Buraya 2 verirsek şu 30 olacak. K artı 3 30 olursa K 27 olur. Buraya 3 verdiğimizde 45. 3 çıkaralım. 42 gibi gidiyor. Şimdi 12 güzel ama burada n'e 0 vermemiz gerekiyor arkadaşlar 12 olabilmesi için bu dizide. Ve biz n yerine 0 yazamıyoruz. O yüzden alabileceği iki değer 27 ve 42 toplamlarda kaç eder? 69. 12. sorumuzdayız. Dolu bir havuza düşen su damlası yarı çapı her saniyede d birim artan çemberler oluşturmaktadır. Damlanın suya düşmesiyle oluşan birinci ve üçüncü çemberlerin yarı çapları 16 birim. Arkadaşlar diyor ki her saniye d birim artıyor. Demek ki aritmetik bir dizi. Birinci ve üçüncü çemberlerin yani birinci ve üçüncü çemberlerin yarıçaplarını A1 ve A3 diyelim 16. İkinci ve altıncı çemberlerin 24. Onuncu çemberin çevresi nedir? Şimdi biz buradan yarıçapını bir bulabiliriz A10'un. Şurası A1 artı 2R değil mi arkadaşlar? 2A1 artı 2R 16 ise A1 artı R 8. Şu A1 artı R, bu da A1 artı 5R. 2A1 artı 6R 24. A1 artı 3R buradan 12. Bunları birbirinden çıkarırsak 3R'den R çıktı 2R 4. R buradan 2 mi oldu? A1 de buradan 6 oldu. O zaman 10. çemberimiz A1 artı 9R. Bu 6. 9R ne olur? 18. 24. Tabi bu bunun yarıçapı arkadaşlar. Yarıçap. Yarıçapı 24. Bize çevresini sormuş. Yani 2πr. R'ye 24 yazarsak 48π olacaktır. Evet. Umarım videomuz sizin için faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.